Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz öncelikle. Yani toplantımızın belli bir formatı ya da belli bir amacı yok. Genellikle daha çok bir istişare amaçlı yapalım istedik. 10. ayımızı doldurmak üzereyiz milletvekilliğinde. Bu süreç içerisinde değişik vesilelerle bir araya geldik ama böyle koordineli bir şekilde bir araya gelemedik. O yüzden belki sizlerin merak ettiğiniz konular, sorular olabilir. Bizler daha önceki gerçi açıklamak istediğimiz konuların çoğunu zaten bir şekilde sizinlerle paylaştık. Bilindiği üzere Kastamonu, yani Türkiye ölçeğinde nüfus olarak biraz gerilerde kalmış. Kendi ölçeğinde butik bir şehrimiz. Butik diye tabir edebileceğimiz bir şehir. Göç veren bir şehir. Bununla ilgili biz milletvekili seçiminden sonra gerek Serap Hanım gerek ben işte Kastamonu'ya nasıl bir hizmet edebiliriz noktasında yaptığımız çalışmalarda. Bu arada Serap Hanım'ın ismi geçmişken ondan da bahsetmek istiyorum. Serap Hanım Balıkçılık Araştırma Komisyonu'ndaki çalışmalarından dolayısıyla şu anda İstanbul'da zannedersem. Daha sonra yine Akdeniz bölgesine geçecekler. Orada yoğun bir çalışma içerisinde o nedenle gelemedi. Sizlere ve sizlerin vesilesiyle de tüm Kastamonu'ya selamları var. Bir takım projeler vardı biz milletvekili seçildikten sonra devam eden. O devam eden projeleri sahiplendik. Onların yürümesini sağladık. Onun haricinde de kendi çapımızda birkaç tane projeyi Kastamonu'ya kazandırmaya çalıştık. Kamuoyunun da bildiği üzere işte aslında Kastamonu'nun amiral gemisi diyebileceğimiz, çılgın projesi diyebileceğimiz bir proje meselemiz var bizim bu. Araç İhsan Gazi sınırları içerisinde kurulması planlanan organize sanayi bölgesi. Bu bizden önce çalışmaları devam eden bir projeydi. Biz de bu projeyi sahiplendik. Bir takım gerek bakanlığın gerekse bu işle kafa yoran teknik insanların da telkinleriyle bazı projeye katkılar da sağlamış olduk. Eğer proje hayal ettiğimiz gibi gerçekleşecek olursa en az 4 milyon metrekare, belki 10 milyon metrekareye çıkabilecek. Türkiye'de işte 6. teşvik bölgesi, en son bölge teşvik imkanlarından faydalanacak bir organize sanayi bölgesi olacak. Bu organize sanayi bölgesine demiryolu bağlanma ihtimalimiz yüksek. Eğer demiryolu bağlandığı takdirde İşte Kastamonu'da demiryolu hayal gibi görünüyor olsa bile bu bazı şeyler hayal kurmakla başlar. Biz bu hayali kuruyoruz. İnşallah bu çapta bir organize sanayi ve burayı da demiryoluna bağlamış oluruz. İşte gerek deprem nedeniyle gerekse sosyal sıkışmalar nedeniyle şimdi şu anda büyük şehirlerde özellikle sanayi sektöründe bir Anadolu'ya doğru yayılma politikası var. Devlet de işin açıkçası büyük şehirlerdeki sanayi, özellikle Marmara bölgesindeki sanayi Anadolu'ya yayma projesi geliştiriyor. Bunların birçoğu işte bir kuşak bir yol dediğimiz Çin'le Avrupa arasındaki yol güzergahında ama Kastamonu eğer demir yoluyla organize sanayi bağlayabilirse bu güzergaha bir şekilde entegre olmuş olacak. Bu organize sanayi bölgesinin Kastamonu'ya katacağı iş gücüne güvenerek işte biz nüfusun en az 350 bin belki ileride belki büyük şehire doğru gideriz hayalini hedef olarak ortaya koyduk. Bunun ne kadarını gerçekleştirebiliriz, ne kadarını bizden sonraki siyasetçiler gerçekleştirebilir bilmiyoruz ama Kastamonu'nun bu hedefe sahip çıktığını görmek de bizleri işin açıkçası mutlu etti. Bunları belki ileride demir yoluyla bağladığımız Orsay Bey'i İnebolu Limanı'na bağlayabiliriz. İnebolu Limanı'nı daha vasıflı hale getirebiliriz. Bu arada İnebolu Limanı'na kadarki güzergahta değişik OSB'ler, Kastamonu Merkez ve Seydiler OSB haricinde de belki OSB'ler ihtisas edilebilir. Kastamonu zor bir coğrafya. Bu anlamda her istediğimiz yere organize sanayi bölgesi kuramıyoruz. Hem topografik olarak hem orman yapısı olarak bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. İşte OSB kuralım, ihracat yapalım, birçok alt dallar da ortaya çıkıyor. Mesela biz bu projeye başladığımızda depolama alanı diye bir sorunla karşılaştık.
Yani OSB'de üretilen ürünleri aynı gün ya da aynı anda ihraç edemeyeceklerine ya da müşteriye sunamayacak, tüketiciye sunamayacaklarına göre belli bir periyotta üretim yapılıp bu üretimin de depolanması gerekiyor. En az üretim yapılan OSB'ler kadar da depolama alanlarının oluşturulması gerekiyor. Böyle bir sorunla da karşılaştık. Şimdi bunun da çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu hayalimiz gerçek olursa, bu Kastamonu'nun hayali haline geldi. Sadece bizlerin hayali değil. İşte hayalden kastım, illaki her proje önce hayal edilir, sonra gerçekleştirme için de çalışma sağlanır. Biz sadece, yani bu proje hayalimiz ama gerçekleştirmek için de çok ciddi manada yol aldık. Ayakları yere basan bir proje. İnşallah yakın zamanda bunun somut verilerinde elde etmiş olacağız. Bu proje ilerledikçe yine sizlerle paylaşacağız inşallah. Tabii sanayi ile beraber işte göç, öncelikle göçümüz duracak. Yani bugün 4 bin civarında lise son sınıf öğrencimiz var, 12. sınıf öğrencimiz. İşte bunun bir kısmı üniversiteye kazanıp gidiyor, bir kısmı daha sonra kazanıyor. Fakat üniversiteyi kazanıp gitse bile onlar bir şekilde geri gelecekler. Üniversiteyi kazandık, okuduktan sonra geri gelecekler. Bu manada gerek üniversiteyi okuyup geri gelenler, gerekse mezun olanlar noktasında bizim aslında Kastamonu'yu, gencini Kastamonu'da istihdam edebilirsek her yıl 4000 tane bizim iş gücüne bir katılım sağlanmış oluyor. Bu manada yani Kastamonu nüfusunun işte 300, 400'lü, 500'lü nüfuslara çıkması çok da öyle uzak bir hayal değil. Çünkü yani bir kişinin çalışmasıyla, onun yan etkileriyle beraber aşağı yukarı 10 kişi istihdam ediyor. 10 kişi, 10 nüfusa denk geliyor. İşte onun ailesi oluyor, ne bileyim işte 100 kişilik bir fabrika ya illaki lojistik destek sağlayan diğer sektörler falan. Bu manada eğer 20-30 bin nüfusun çalıştığı bir organize sanayi ihtisas edilebilirse bu yaklaşık 150-200 bin nüfusa geliyor. Yani 4 milyon metrekare bir OSB'de 150-200 arası fabrika kurulup her fabrikada 100 kişi çalıştığını düşünürsek de bu rakamlar çok da böyle afaki uçuk rakamlar değil, ayağı yere basan rakamlar olduğunu düşünüyoruz. Yine Kastamonu açısından tabii en büyük sorunlardan birisi de bu sağlık sorunuydu. Sağlık sorunu da biz gerek Sağlık Bakanımıza burada yeri gelmişken ben çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Kastamonu'nun sağlık sorununu bizim kadar dertlendi Sayın Bakanımız. Bu konu Cumhurbaşkanı'na da aksetti. İnşallah şu an kangren haline gelmiş olan Kastamonu açısından, Kastamonu Üniversite Tıp Fakültesi'nin kendi hastanesi, işte eski bizim Kastamonu'nun en büyük sorunları haline gelen, sürekli dile doladığımız bölge hastanesi olarak kurulup Hacettepe'ye verilen, Hacettepe'den de Kastamonu'ya geçen hastane inşallah büyük bir ihtimalle yıkılıp yeniden yapılmak suretiyle bir sağlık kompleksinin içerisinde, bugün işte Ankara'ya, İstanbul'a gittiğimiz zaman ya da gitme ihtiyacı hissettiğimiz sağlık sebeplerimiz neyse bunların tamamını burada çözmeyi düşünüyoruz. Yani yanık ünitesinden tüp bebek ünitesine kadar, madendeki zehirlenme birimlerinin tedavisinin yapıldığı alanlara kadar ne varsa tamamının herhangi bir hastaneye, büyükşehir hastanesi aramadan burada Kastamonu'da çözülmesini planlıyoruz. Tabii bu hayalimiz ne zaman gerçekleşir? Yaklaşık 4-5 yıllık bir süreç inşaatların devam etmesi. Şu anda kısa vadede tıp fakültesinin, diş hekimliği fakültesi, daha doğrusu diş hekimliği fakültesinin binası bittiğinde belki bir takım kısmi iyileştirmeler gerçekleştirilebilir. En yakın gündemimiz Kastamonu stadı ile ilgili. Aşağı yukarı belki 10-15 yıldır Kastamonu'ya stat sürekli gündemdeydi. Yine bu konu Sayın Cumhurbaşkanımıza aksetmesi neticesinde çok hızlı bir şekilde yol almaya başladık. Yer konusunda bir takım sıkıntılar, işte kamuoyuyla da paylaştık bunları. Devlet Hastanesi'nin yanındaki bir alan ilk etapta
aklımıza yatmıştı. Ben de işin açıkçası öncelikle orayı o uygun görmüştüm ama gerek trafikteki sıkışmalar gerekse devlet hastanesine gürültü noktasında zarar vereceği düşüncesiyle oradan vazgeçtik. Daha sonra orman alanları içerisinde bir takım çözümler üretmeye çalıştık. Çünkü ormanı her alana kullanamıyoruz. Fakat spor alanı için kullanabiliyoruz. Kastamonu'nun da orman açısından verimli bir memleket olduğu dikkate alınırsa yani ormana çok da zarar vermiş olmayız diye düşündük. Orada da bir takım algısal sebeplerle zorluk yaşayacağımızı en son düşündük. Ve netice itibariyle şu anki kararımız mevcut yerinde işte Kastamonu o kapalı spor Atatürk kapalı spor salonu ve önceden de yıkılmış olan yüzme havuzunu da içine katarak yaklaşık 40 dönüm içerisinde bir çözüm üretmekti. Yani açık konuşmak gerekirse benim çok içime sinmedi. Oranın şu anki haliyle kalması statın da biraz daha böyle vasıflı bir şekilde daha farklı bir yere yapılması uygun olabilirdi belki ama mevcut şartlarda başka da çözüm üretemediğimiz için mecbur biraz mecburiyetten de kaldık. Orası da en uygun yer olarak şu an belirlendi. Şu anki şartlarda mevcut yerine statı daha vasıflı. İçerisinde yüzme havuzu da dahil olmak üzere tüm branşların antrenman sahalarının, antrenman alanlarının olduğu kapalı spor salonunun da olacağı bir vasıflı bir spor kompleksi düşünülüyor. Bunun da inşallah yakın bir zamanda temelini atmış olacağız. Kastamonu, Ilgaz işte tünelinden sonraki viyadükler, oradaki tüneller, ondan sonraki yol ve onunla beraber yol oraya alındığı takdirde başlayacak olan Kırık Barajı sorunumuz var. Bununla ilgili de ciddi bir çalışmalar içerisindeyiz. Ama birçok yatırımda olduğu gibi burada da deprem bölgesine giden devletin o bölgeye vermiş olduğu özel önem nedeniyle bir takım yatırımlarımızı hızlandırmakta sıkıntı yaşıyoruz. Tarım lisesi projemiz vardı. Bunu da yine biz daha önceden sizlerle paylaştık. Şu anda eski işte Göl Anadolu Göl ve Ziraat Okulu'nun olduğu yer daha öncesinde köy enstitüsüymüş muhtemelen. 260 dönümlük bir alan tarım lisesi olarak ayrıldı. Yine işte deprem bölgesindeki milli eğitimin yatırımları nedeniyle ilk etapta burayı bir hayırsever vasıtasıyla inşaatını yaptırmaya çalışıyoruz. İnşallah bir hayırsever burayı sahiplenip inşaatını yapacağını düşünüyoruz. Olmadığı takdirde yine illaki devlet imkanlarıyla yapılacaktır. Bu tarım lisesi dediğimiz konsept içerisinde işte kanatlısından büyük başına küçük başına tüm hayvan yetiştiriciliklerinin sera yetiştiriciliğinin aklımıza ne gelirse tarım adına burada balıkçılık hariç belki zaman içerisinde balıkçılık da dahil olabilir. Tüm tarıma dair ne varsa burada eğitiminin yapıldığı vasıflı bir lise düşünüyoruz ki bu sadece Kastamonu'ya değil bölgeye de hitap edecektir. Onun haricinde arkadaşlar tabi bu havaalanımız var bizim. Bu havaalanımızı işte öğlen ya da akşam tek seferle çok verimli çalışmadığını düşünüyorum ben işin açıkçası. Sabah akşam bir İstanbul seferi. Çünkü Kastamonu'dan İstanbul'da işi olan kişi sabah seferiyle İstanbul'a gider. Daha doğrusu sefer yani Kastamonu'ya gelen iş adamlarımız var İstanbul'dan günübirlik. Gerek iş adamları gerek işte pazarlamacılar değişik vesilelerle. Bunlar sabahleyin uçakla Kastamonu'ya gelirler. Kastamonu'dan İstanbul'da işi olanlar yine aynı uçakla İstanbul'a giderler. Akşam geç saatlerde İstanbul'da yani Kastamonu'dan İstanbul'a gitmiş olan, İstanbul'da işi olan ben avukat olduğum için avukatlık öncesinde biliyorum mesela duruşmamız olduğu zaman biz uçağı kullanamazdık. Ne bileyim işte bir avukat üzerine konuşalım. Avukat gitti oradaki duruşmasına girdi. Akşam aynı uçakla geri gelecek. Buradan da İstanbul'dan sabahki uçakla gelmiş olanlar geri dönecek. Böyle bir döngüyü sağlayabilirsek daha verimli çalışacağını düşünüyoruz. Yine özellikle yaz aylarında İzmir, Antalya ve belki Kıbrıs seferlerini de havaalanından gerçekleştirilmesi için şu an çalışmalarımız devam ediyor. Bunların birçoğu veriler üzerine gidiyor. Sadece gidip rica etmekle bu işler olmuyor. Bir takım verileri de takip ediyorlar. Dolayısıyla biz o verileri
de sayısal verileri de olabilirlik noktasında güncelleme çabası içerisindeyiz. Hep aynı şeyler söylüyoruz belki ama birçok yatırım maalesef bu deprem bölgesine yapılan harcamalarla noktasında bizde de sıkıntı yaşatıyor. Ve Kastamonu'da yaşanan daha öncesindeki sel afetinin de yaraları noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Ciddi masraflar, ciddi harcamalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Benim kendi adıma söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Eğer tabii toplantımız bir istişare mahiyetinde olacağı için sizlerin yapacağı katkılar, talepleri, soruları varsa sorulardan başlayalım. O şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Evet. Yap. Sayın Müftü, bu konuyla ilgili bir gümrük çalışması olacak. Yani İnebolu gümrük. İnebolu özel şu anda şey var. İnebolu limanı ile ilgili özel sektörde orası biliyorsunuz. Taş ocağı ile ilgili bir takım sıkıntılar vardı. Limanı genişletecekler. Taş ocağı sorunu çözülüp İnebolu limanı genişlediği takdirde o gümrük illaki olacak. Yani gümrük olmadan zaten havalan da işlemiyor uluslararası manada. Kastamonu sanayisinde ihraç edenler de bu gümrükle ilgili sıkıntılar çok yaşadılar. Çünkü buradan ürünü ihraç edecek ürünü götürüyorlar gümrüğe. Gümrükte tekrar onlar işte sayımıydı, dökümüydü derken birçok sıkıntılar oluyor. Gümrük tabi Kastamonu da olur buradan mühürlenirse ihracatta rahatlar diye düşünüyoruz. Evet. Sayın biraz önce binanın yıkılacağını söylediniz. Patlamayı muhtemelen dedim evet. Yıkılması durumunda burada ciddi bir konuda var söz. Daha önce Kastamonu Üniversitesi'ndeki temsilcilerle görüştüğümüzde de ihale edeceğiz. Özellikle hatta bir şekilde ihale edeceğiz. Bu yatırım programına da bu hemen hemen paralel yapıldı. Bu da onun yıkılmasının sebebi ne? Bilgi yeterliği mi yok? Bir test yapıldı mı? Yani şöyle, şimdi hastanenin işte karkas dediğimiz binası, normal bir hastane binasının işte %10'u, %20'si gibi asıl masraf daha sonraki aşamada yapılıyor. Yani bu bina şu anda gerekse tavan yükseklikleri açısından, gerekse bir takım Sağlık Bakanlığı'nın aradığı şartlar açısından bazı yetersizlikler var. Bu haliyle de yapılabilir. Yani depreme dayanıklı hale getirilip bu haliyle de devam ettirilebilir ama istenilen fayda sağlanamaz. Yıkılıp yapıldığı zamanki faydayla şu anki haliyle yapılan fayda arasındaki oran kurarsak benim şahsi kanaatim yıkılıp daha vasıflı, daha işte gerekse işte tavan yükseklikleri, havalandırması, aydınlatılması daha yani güncel olan, daha modern bir bina yapılmasını ben kendi adıma savunuyorum işin açıkçası. Ama dediğim gibi bu ben istedim diye öyle olacak değil. Gerekli teknik incelemeler neticesinde ortaya çıkacaktır. Olimpiyatlardan bir şey var mı sayın? Bir raporu var mı teknik bir uzmanların onda çürük ya da değil diye? Şu anda güncel bir rapor yok ama bina 25 yıllık terk edilmiş bir bina. Dolayısıyla binada çok ciddi deformasyon ve işte kolezyon diyorlar teknik olarak onlardan şey yapamayacağım ama onlar da söz konusu. Yani kamu zararı var diye yıkıl aslında Kastamonu olarak bizim ben yine diyorum bak bunlar benim şahsi kanaatim. Arkadaş bunu biz yıkalım yenisini yapalım mı savunmamız lazım. Çünkü diğer türlü bu haliyle onarılabilir. Ama yeniden yıkılmaya yakın bir rakam tutar. İşte %10'luk, %15'lik bir rakam değişir. Yani değişir. Çünkü karkas bina, hastanenin asıl masrafı karkastan sonraki binalar. Ve biz şu anda bunu onardığımız takdirde ancak karkası kurtarmış olacağız. O açıdan yıkılıp yapılmasında ben kendi adıma fayda görüyorum. Yani Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre ya da Sağlık Bakanlığı'nın diğer illerde yaptığı yeni hastanelere göre bu tavan yüksekliği 25 yıl önce farklı mıymış? Bugün patlamak. Bazı teknik şartlar tabii ki o zamanki makine teşhisatı kullanılan birimler illaki değişmiştir. Yani hatta öyle oluyor ki birçok yerde 25 yılda hastane kullanılan hastane bile yıkılıp yeniden yapılabiliyor. Buraya şimdi yeni bir hastane düşünülüyor anladığım kadarıyla. Tünelle ikisi birbirine bağlanacak. Evet. Yeni bir hastane yapılırsa veyahut da bu hastane devam ederse evet.
Daha işte dediğim gibi diğer birimlerde birçoğu orada tanımlanacak yeni binada. Sayın Bekir, bu eski hastanenin yerine ne düşünüyorsunuz? Yıkılan hastane var da yukarıda. Var mı böyle orayla alakalı? Yıkılan hastane ile ilgili birçok birim var. Yani Sağlık Bakanlığı'nın dışarıda kalan, anladım, Sağlık Bakanlığı'nın dışarıda kalan birimlerinin tamamının orada tanımlanmasını düşünüyoruz. Yani merkezdeki işte KETEM de dahil olmak üzere tamamının oraya geçmesini düşünüyoruz. Belki bir takım bazı kamu kurumları da oraya gelebilir. Oranın daha vasıflı işlevsel hale getirilmesi planlarımız içerisinde. Sayın Bekir'im, sağlık kompleksi planı olduğu takdirde Uğurlu için bir şey düşünülüyor mu? Yani Uğurlu Hastanesi şu anda özel sektörde. İşte ihaleyle satıldı, binası alındı, ruhsatı belediyede. Yani orada ne yapılabilir bilmiyorum. Şey olarak, kamu olarak yapılabilecek bir şey varsa ben daha önceden de söylüyordum. Yani kamunun üzerine düşen ne varsa illaki baş üstüne her şey ne varsa, ne gerekiyorsa yaparız. Ama tabii işin içerisinde özel sektör var. Onlar ne düşünüyorlar, nasıl bir planladılar onu bilemiyoruz. Yani Ballıdağ'la ilgili bir bilgi paylaşımı yapmadık. Yani orasının ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Sayın Vekilim, bu buyurun. Stadyumun içerisinde spor salonu yapılacak, böyle kapalı spor salonu yapılacak. Evet. Şu andaki mevcut Atatürk spor salonu yıkılacak mı? Ha, yıkılacak. Yani onun stadyumun içerisinde. Tabii, hepsi beraber. Hı-hı. Şu anki stat Atatürk kapalı spor salonu ve önceden yıkılmış olan yüzme havuzunun yeri. Hep beraber düşünülüyor, evet. Sayın Vekilim, ben de buyurun. Hepimiz insanız sonuçta. Şu an emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücret 17 bin lira, milletvekili maaşı 110 bin lira. Önümüzde içtiğimiz çorba ortalama 50 lira, her öğün çorba içsek 4500 lira. Siz geçinebiliyor musunuz? Asgari ücretli çalışan olsaydınız geçinebilir misiniz? Emekli olsanız geçinebilir misiniz? Valla ben milletvekili olmadan da burada yaşıyordum. Yani ben anamda milletvekili olarak doğmadım. Dolayısıyla babam devlet memuruydu. İmamdı yani daha doğrusu. İmam maaşıyla geçindik. Dolayısıyla yani milletvekili maaşı noktasında tabii çok fazla gündem olduğu için o konuya çok girmek istemiyorum. Ne söylesek illaki söylenebilecek bir şeyler oluyor. Ama şunu söyleyeyim, normal işte gerek kamu gerekse özel sektördeki maaş sıralamasında milletvekili maaşı ilk yüze giremez diye düşünüyorum. Ben genel bir ekonomik soru olarak sordum. Hani şu an genel manada ekonomi emekliler ve asgari ücretleri veya onun bir kısmı hiç fark etmez. Geçim durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dışarıdan gördüğünüz, meclisten gördüğünüz mi? Yani emeklilerle ilgili şu andaki en büyük sıkıntı şu, en alt seviyeden maaş alan, yani tüm emeklilerle ilgili bir sorun değil. En alt seviyeden maaş alan, işte gerekse Bağkur primi ödemiş, gerekse asgari ücretten sigortalanmış kişilerle ilgili bir şey var. Yani onlarla ilgili, en alt seviyeden maaş alanlarla ilgili bir toplumsal şu anda bir sıkıntı var. Onun haricinde normal yani her emekli de aynı sıkıntı yok. Peki Sayın Vekilim, bu yukarıda organize sanayi bölgesiyle alakalı bazı alımlar, bazı genişletmeler devam ediyor ama bu arka tarafla alakalı bir Cumhurbaşkanlığı'nın bir şeyi vardı. Bir alan tahsisi vardı. Orman arazisinden çıkarıp sonra organize sanayi bölgesi bu araziyi çok engebeli diye geri bırakma durumu oldu. Bu hususta belediye dönük olarak bir çalışma yapılacak mı? Yani öbür tarafa da orada organize sanayi bölgesi tekrar genişleyebilir mi? Yani OSB'ye devletin ormanlık alandan verdiği 588 dönüm bir arazi vardı. OSB yönetimi bunu rentable bulmadı, geri bıraktı. Yani şu anda talep ederse biz yine çalışma yaparız. Sonuçta orada bir OSB yönetimi olduğu için orası müteşebbis heyetten vazgeçti. Artık genel kurula geçti. Müteşebbis heyetten vazgeçip genel kurula geçmesi ne demek? İşte özel idare ve diğer bileşenleri işin içinden çıktı. Artık OSB tamamen oradaki yatırımcılara bırakıldı. Eğer yatırımcılar biz OSB'yi genişletmek istiyoruz diye böyle bir taleple gelirlerse onu da değerlendiririz. Ama şu ana kadar öyle bir talepleri olmadı. Peki OSB'de son durum nedir? Peki OSB'de şu an... Ege OSB'deki işte bir takım onun kredileri ya da
yatırımlı amacıyla bir takım ödenekler peyderpey geliyor. Oradaki kamulaştırmalar devam ediyor diye biliyorum. Orayla ilgili çok böyle birebir bilgim yok ama. Hani de Sayın Hüküm, bu olimpiyat hazırlık merkeziyle ilgili bir şey sanırım. Evet. Buraya biz gidiyoruz şu anda. Milli takımlar geliyor. Şu da ve boks branşında var şu anda. Olimpiyat hazırlanıyor. Mükemmel bir test olmuş. Bundan sonra bir süreçle ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani hangi takımlardan, güreşten geleceğiz söyleniyor şu anda? Yani futbol hariç. Çünkü zaten şeyde de bilirsin, il başkanlığı sürecinde de bizim her bir araya geldiğimizde üç lafımızdan bir tanesi MİEM'di o zamanki ismi. Milli Mahalli İdare Eğitim ve Kongre Merkezi olarak başlamıştı. Bugün bir noktaya geldi. Gerçekten güzel bir tesis de oldu gençlik spora devredilmekle. İçişleri Bakanlığı başlamıştı daha önceden orada. Şu anda bildiğimiz kadarıyla futbol hariç diğer tüm birimlerin orada olimpiyatlara hazırlanmak için çalışma yapabileceği yönünde. Ve Kastamonu'da ciddi bir değer katacağını düşünüyoruz. Peki, Sayın Vekilim, bu ağaç stadının şu anki yeri biraz içime sinmedi falan dedim. Şimdi bir salonumuz vardı. Şimdi bir yukarıda bir burada iki tane salonumuz var. Şimdi biri yıkılacak. Tek salonumuz kalacak bir. İkincisi bu stadın en iyimser rakamda bir yılda tamamlandığını düşünürsek Kastamonu Spor bu yıl süre içerisinde il dışında mı oynayacak maçlar? Yok, spor salonumuz düşmeyecek. O salon yine aynı şekilde stadın içerisinde çözülecek, yapılacak yani. Stadyumun tamamı değişik bir yapı tekniği uyguluyorlar. Şu an için her şey çok belirgin olmadığı için yani teknik meseleler. Bunlara benim cevap veremem ne kadar doğru bilmiyorum ama yani saha devam ederken de o diğer maç oynanabilirken de inşaat devam edebiliyor dediler. Öyle anladım. Tamam. Aldık. Peki bu stadın burada yapılmasına, yerinde yapılması kimin fikri? Bu konsensüs halinde karar verildi. Yani bir kişinin fikri değil. Evet. Yani Gençlik Spor Bakanlığı'nın fikri aslında. Yani Gençlik Spor Bakanlığı geldi, burada bir takım çalışmalar yaptı. Evet. Asıl onlar belirliyor. Belirleyici olan Gençlik Spor Bakanlığı. Zemin de iyileştirecek o zaman değil mi? Yani. Evet. Sayın Vekilim, bu Kırıkbarajı, Kırıkyolu ve İnebolu yolu sizin döneminizde biter mi? İnşallah. Yani birkaç dönemi farklı süreçler. Şöyle yaparız, oraya bitinceye kadar biz devam ederiz. Böylece bizim dönemimiz de bitmiş olur. Neyse, işin şakası bir tarafa da bu depremle ilgili sıkıntılar az önce bahsettik ya. Yani Gönül istiyor ki hemen bu sene başlatalım ama yani biraz da gerçekçi olmak gerekiyor şu an için en azından. Görünürde oraya böyle ciddi yani bitirecek bir ödenek ayrılması söz konusu değil gibi. Biz aslında en azından Kastamonu Kırık Barajı'nın da başlayabilmesi için viyadük ve Ilgaz'daki viyadük ve tünellerin bir an önce faaliyete geçirilmesi için, inşaatı hızlandırılması için bir girişimde bulunduk. Bunun henüz tabii bir dönüşü olmadı bize. Aslında şöyleydi, daha doğrusu hastane, stat ve o viyadük ve tünellerle üç projeyle ilgili özel bir çaba içerisine girdik. Stat ve hastane belirli bir nokta hızlandı. Orayla ilgili daha henüz bir öyle çok rutinin dışına çıkma demiş. Karaçamak Barajı'na döndüğünüz bitirmek üzere. İşte oradaki aslında Kırık Barajı'nın başlaması tünellerle birebir şey değil. Oradaki servis yoluyla halledilebilir belki ama o riskli yol olacağı için yani barajın kenarından yapılacak olan alternatif yol çok böyle vasıflı olmayacağı için o yola güvenilemiyor. Dolayısıyla Kırık Barajı'nın başlaması, diğer tünellerin ve oradaki Kadı Dağı'na çıkacak o mesafenin bitmesine bağlı birazdan. Seçime yeri partimiz Kasım'da başlıyor. Evet. İlk sorum, yani nasıl bir yöntemlerle tekrar Kasım'da başlıyor? Şimdi İlim Yayma Cemiyeti alanından bahsetmiş. Sizin alanınızda da aynı. Tasvir başka da aynı seviyede. Halkı ve büyük ihtimalle Hasan Baltacı'yı göstereceklerdi. Yani meslek
Şöyle söyleyeyim, İlim Yayma Cemiyeti'ni siz telaffuz ettiğiniz için onu özellikle söyleyeceğim. İlim Yayma veya başka bir dernek veya başka bir cemaatle böyle sihirli dernek, değnekle olacak işler değil bunlar. Yani biz Kastamonu gözünün önünde milletvekili sürecini yaşadık. Nasıl yaşadık? 2004 yılında İl Genel Meclis üyesiydim ben. 2004 yılında İl Genel Meclis üyeliği, 2009'da yine İl Genel Meclis üyeliği yaptım. İki yıl, iki dönem daha doğrusu. 10 yıl İl Genel Meclis üyeliğimiz var. Daha sonra yine bir dönem il başkanlığımız var. Ondan sonra biraz ara verdik ve bugün milletvekili olduk. Yani ilim, herhangi birisi tutup da al sana da milletvekilisin demedi. Bu noktada yani kimsenin desteği olmadı dersek ukalalık olur belki ama benim asıl desteğim Kastamonu'nun tamamının gönül desteğiydi aslında. Bu manada bize gönül desteği veren tüm Kastamonulara biz teşekkür ediyoruz. Adaylar belirlenirken AK Parti nasıl bir kriter koydu da Tahsin Babaş'ı seçti diye merak ediyorsanız çok fazla kriter var AK Parti'de. Yani bunların içerisinde vekil görüşü kriterlerden birisi. Teşkilatın görüşü kriterlerden birisi. İşte bizim seçim işleri başkanlığımız, yerel yönetimler başkanlığımız ve teşkilat başkanlığımız. Bunların üçü de aslında AK Parti dışındaki herhangi bir partinin genel merkezi gibi çalışırlar. Bunların üçü de ayrı ayrı kendi kriterlerine göre bir takım araştırmalar yapıyorlar. Ve o araştırmalar neticesinde adaylar belirleniyor. Hatıra gönüle, yani hiç hak etmeyen birisini bir yere getirmeyi şimdiye kadar yapmadılar. Bundan sonra da yapmayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü insanlar yani Kastamonu'da işte belediye başkanına oy verirken ya da milletvekiline oy verirken bu milletvekili falanca oluşumun filancaların adamıymış hadi gidelim oy verelim diye düşünmezler. Kastamonu'ya faydalı olacak mı olmayacak mı diye düşünürler. Genel merkez de bunu dikkate aldığı için. Anketler belirleyici olmuş mu? Anketler belirleyicidir ama bir ön seçim gibi değildir. Yani anketten bu çıktı. Yani dedim ya bu anketler de bu kriterlerin içerisinde atıyorum %40. Bizim açıklanmadan önce acaba kaç tane anket yapmış? Çok. Çok yapıldı. Ya ankete de bağlıdır. Ama Tahsin Babaş'ın bir önceki belediyeciliği de var. Yaptıkları var. İşte vaat ettikleri var tabii. Onlar da dikkat alınmıştır illaki. Evet, Hasan Baltacı tabii ne düşünüyor? Şu an için bir adaylık söz konusu değil. Kendi takdiri. Biz hani o konuda bir yorum yapmamız şık olmaz diye düşünüyorum ama yani aday olursa ya yani bir ihtimale binaen bir açıklama yapmış olacağız. Tabii insanlar onu kendi siyasi partisi içerisinde Kastamonu'yu temsil etmesi için seçtiler. Şunu da kabul etmek lazım. Hasan Bey kendi partisi içerisinde önemli bir yerde tutuyor. Yani orada daha vasıflı bir görev alabilir. Kastamonu'dan aday da olabilir. Şimdi bu tür şeyler şöyle bir şey var. Yani biz şöyle yapsın, böyle yapsın dediğimiz takdirde tabi ters tepebilir. İşte yok istemiyor, aday olmasından korkuyor gibi noktaya da gelebilir iş. İş kendi takdiri. Aday olacaksa biz demokratik ortamda yarışırız. Yok ben mecliste Kastamonu'yu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde temsil edeyim diye başka bir aday gösterirse de o da onun takdiri artık. Hayır benim bu hastane yapacaksa başka bir yapacaksa daha iyi olmaz. O da yeterli olmuyor. Yer ağır. İşte üniversite hastanesinin alanı geniş abi oradan. Ya yani orada otopark da çözülecek. 1500'lük otopark, 1500 araçlı bir otopark yapılacak. Fizik tedavi orada. Fizik tedavi var. Diş hastanesi var. Mevcut hastane var. Tıp fakültesinin morfoloji binası dediğimiz eğitim gören binalar da var orada. Yani o binaların haricinde Kastamonu'nun başka bir yerine bina yapmanın, yani sağlıkla ilgili bina yapmak o ikisi arasındaki entegreyi sağlama açısından sıkıntı olabilir.
Yani şöyle bir şey var. Kastamonu'da şu anda bu üçüncü basamak, yani ikinci basamak. Burası eğitim araştırma hastanesi. Bir devlet hastanesi daha yapılabilir mi düşüncesi de var işin açıkçası ama Kastamonu nüfusu itibariyle şu anda bir devlet yani eğitim araştırma hastanesi varken yine aynı şehir merkezinde bir devlet hastanesini de kaldırmayabilir. İkisinin vasıfları farklı. Yani bu hastaneyi biraz daha vasıflı hale getirecek bir hastane olacak yanındaki hastane. Yine afilasyon çalışması, afilasyonla beraber olacak. Üniversite binası gibi ama Sağlık Bakanlığı ile beraber, şu anki hastane ile beraber çalışacak. Bir şehir hastanesini düşünüyorum daha önceden. Ya şöyle, biz bu üniversite hastanesini faaliyete geçirirsek burası zaten bir şehir hastanesi gibi olacak. Şehir hastanesinde olan her şey burada olmuş olacak. Çok başka bunlar bir yapacak diyor. Her şey hastanesi yılda. Yok. Yani burada çünkü... İnebol'da biraz ilçeleri güçlendirmek lazım. Evet. İnebol'da ultrason cihazı olmadığı için buraya gelip de ultrason çektirmek zorunda kalanlar var. Evet. Biraz fiziki şartlardan ziyade ilçelerdeki makine ekipmanların, tesisatların, ondan sonra bununla birlikte doktorların da bence bilinçlendirilmesi gerekiyor. İlçelerin güçlendirilmesi fikrine katılıyoruz. Zaten biz de bu amaçla çalışıyoruz. Şimdi Kastamonu eğitim araştırma afilasyon olması sebebiyle tıp fakültesi kadrosu da burada görev yapıyor. Burada tabip istihdam etmek tıp fakültesiyle beraber daha kolay. İlçelerde bu kadar kolay olmuyor. İlçelerde de sürekli bu onun sıkıntısını yaşıyoruz ama mutlaka ilçelerin doktor noktasında güçlendirilmesi en azından malzeme noktasında da. Şöyle yani malzeme konusunda çok bir şekilde aşılıyor. Yeter ki oraya biz bir doktor bulabilelim. Tabii özel sektöre de gidiyor olabilmeleri doktorların o manada da devlet açısından biraz başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani doktor çok sıkılırsa özel hastaneye anlaşma yapıyor, gidiyor. Ona da bir şey yapamıyoruz. İstanbul'dan Kastamonu'ya yani İstanbul'dan Kastamonu yok ama İstanbul'dan Karadeniz'e bu illaki bugün olmasa yarın olacaktır. Yani bizim şu anki hedeflerimizin içerisinde bu biraz uzak hedef olarak var. Yani İstanbul illaki günün birinde Karadeniz'e ya Karadeniz'e anladım. Yani sadece Kastamonu olarak düşünmeyelim. Karadeniz'e bağlanacaktır. Bu illaki günün birinde olacaktır. Aklın yolu bir sonuçta. Evet. Aynen. Sayın Vekil, Maslak'la ilgili artık biz Maslak'la ilgili yorum yapmıyoruz. İhale tarihi aldığımızda ihale tarihiniz bu arkadaş diyeceğiz. Yani şu anda ihale tarihi yok diyorsunuz. İhale tarihi yok şu anda ama onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Biraz böyle demagojik bir laf bu. Çalışmalarımız devam ediyor lafına ben çok kızıyorum ama başka da söyleyecek başka da kavram bulamıyorum yani. Kendir, Taşköprü. Kendir tarımla ilgili evet. Kendir var. Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. Kendir demişti. Ama biz Taşköprü'yü daha önce biliyorsunuz. Kendir'in merkeziydi Taşköprü. Şimdi bununla alakalı bir çalışma, özel bir çalışma yapılabilir mi? Ya da özel bir teşvik? Ya burada işte şey oluyor. Yani üretim işin içerisine girince üretecek insanların tatmin edilmesi gerekiyor. Bu manada Kendir üretici tatmin eder hale geldi 2 yıldır. Özel sektör anlaşmalarla Kendir ekimi yaptırıyor. İşte Kendir'in hem ekonomik değeri hem tıbbi değeri, toprağa kattığı değer de dikkate alındığında ciddi bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Öyle söylüyorlar teknik insanlar. İnşallah yani biraz böyle şu anki üretim devam ederse günün birinde daha vasıflı bir takım çalışmalar yapılır. Yani özel sektörün de biraz burada işin ucundan tutacağını düşünüyoruz biz. Taşköprü OTV'de 2 tane fabrika yeri verdik sayın. Şu an bizim için yapılan taşköprü yeri verdik. 60 binden buraya diyebiliriz. Daha fazla bir şey oldu. Bu sene ekimleri yaptıracak. Evet, umut vaat ediyor diyebiliriz. Evet, sağ olun. Sabah, sağ olasınız. İsterseniz kayıtları kapatalım. Bitti mi bilmiyorum yani biz ben şey yapabilirim. Taşköprü yeri verdik.
Opucak barajı işte bir takım yol kazalarından sonra çok fazla yol kazası atlattı. Müteahhitlerle ilgili sıkıntılar atlattı. Boruda değişim oldu. Toplulaştırma ile ilgili sıkıntılar oldu. Şu an toplulaştırma ile ilgili çok büyük bir bölümü bitti. Arazi toplulaştırmasının. Arazi toplulaştırmasından sonra sulama projesi yapılabiliyor. Sulama projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Boruların da bir kısmı alındı diye biliyorum. Hızlı bir şekilde devam ediyor ama çok görünür değil. Birden görünecek. Tarif vermek çok doğru olmaz ama çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Sağ olun, söyledik.